Eti tranş ya da yumurta kısmından kestirin. İnce halde kesilmiş taplalardaysa veya doğranmışsa o etlerin %90'ı kıymalıktan sıyırmadır. 4 saatte uğraşsanız eti pişiremezsiniz. Sadece size bu tavsiyede, bu öneride bulunabilirim. Etimiz hazır. Şimdi soğanı doğrayacağız. Bunun içine başka malzeme katmayacağımızdan dolayı sebzeleri biraz bol olacak. Soğanlar fazla ufak olmasın. Domatesi biraz az doğradım. Yemeğin lezzetinin önüne geçmesin diye. Sarımsağı da en son kullanacağız. Daha çok lezzet vermesi için tabandan kullanmayacağız. Ocağın başına geçiyoruz. Şöyle ocağımızın altını bir yakalım. Bu yemekte bol yağ kullanacağız. Yağ kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Yağımız, tenceremiz bir ısınsın. Bir kontrol edelim. Tenceremiz ısınmış, yağımız ısınmış. Altı sonuna kadar açık olacak. Kavurma işlemine devam edeceğiz. Bu yemekte sulandı, sulanmadı çok önemli değil. Zaten su katacağız, soslu yapacağız. Güzel bir et yemeği olacak. Ev ocaklarının ısısı düşük olduğundan dolayı sulanma yapabilir. Hiç önemli değil. Sulansın, suyunu geri çeksin. Biz kavurma işlemine devam edeceğiz. Ta ki dibinde sadece yağ kalana kadar. Etimizi ne kadar iyi kavurursak o kadar çabuk pişer, o kadar lezzetli olur. Arkadaşlar ete bir bakın. Sulandı. Hiç sorun değil. Ne yapıyoruz? Kapağını kapatıyoruz. Suyunu çekmesini bekliyoruz. Suyunu çektiği zaman da zaten etimiz pişmeye yaklaşmış demektir. Ondan sonraki su aşamasını, yemek aşamasını göstereceğim. Suyunu çektikten sonra bu eti nasıl lohum gibi yapacağız, nasıl lezzetli hale getireceğiz onu göstereceğim. Şimdi yemeğin bir aşamasını daha göstereyim. Şöyle baktığınız zaman içinde su var gibi görünüyordur. Aslında o su değildir, hava kabarcığıdır, buhardır. Sizi yanıltır, kapağı bir açalım. Hala su var gibi. Şöyle bir karıştıralım. Görüyor musunuz? Aslında su değil, hava kabarcığı. Kapağı açtığımız gibi kayboldu. Siz ona güvenip de ocağı bırakırsanız, açmazsanız etinizi yakarsınız. Etin sadece şöyle kenardan göstereyim. İçinde yağ kaldı. Kendi kattığımız yağ ve etin yağı kaldı. Böyle ortalama 2 dakika daha kendi yağıyla bir kavuracağız. Etimizden çatırtılar gelmeye başladı. Şöyle gösterelim. Hafiften karamelize olmaya başladı. Bunu daha fazla kurutmayacağız. Bu aşamada soğanını katacağız. Soğanı kattıktan sonra ortalama 5 dakika daha kavuracağız. Hafiften soğanlar içinde erimeye başladığı zaman, pişmeye başladığı zaman diğer işleme geçeceğiz. Yalnız tabii bunun daha çabuk olmasının yolu ne? Kapak kapatacağız. Isıyı dışarıya kaçırmayacağız. Soğanlarımız daha çabuk olsun. Hem de zamandan kazanacağız. Kapağımızı bir açalım. Bunu sadece böyle bile yiyebilirsiniz. Görüntüyü görüyor musunuz? Soğanlarımız doldu. İçine biberleri döküyoruz. Kapağı tekrar kapatıyorum. Sadece ve sadece ortalama 3 dakika. 3 dakika geçti. Kapağımızı bir açalım. Yemeğimizi bir daha karıştıralım. Biberlerimiz de hafiften ölmeye başladı. Bir yemek kaşığı domates salça atıyoruz. Bu yemeğin özelliği ekmeğe bandırarak yiyeceğim. Salçamızı da içinde kavurma işlemine devam edeceğiz.
çiğ kokusu olmasın diye ortalama 2-3 dakika tencerenin dibini hafiften yanmaya başladığı zaman salçamız kavrulmuş demektir. Salçamız iyice kavruldu. Rengini de attı. İçine yarım su bardağı bir soğuk su boşaltıyor. Hafiften. Salçayı yakmamak için, renginin daha güzel çıkması için yemeği bir rahatlattık. Şimdi su ölçüsü vereceğim. Eğer bu ölçüde etiniz pişmezse kıymalıktan kesme ettir ya da novar gibi sert bir ettir. 3 su bardağı oldu. Toplamda 4 su bardağı su verdim. Kapağımızı kapatalım. Altını kısalım. Tam saatine de bakayım, sizi de yanıltmayayım. Piştikten sonra tam saatini söyleyeceğim. Yemeği bir kontrol edelim. Suyunu çekmeye başlamış. Etin de pişmesine çok az kalmış. Kısık ateşte pişirmeye devam edeceğiz. Yemeğimizi tekrar kontrol ediyoruz. Suyunu çekti, çok az bir su kaldı. Sadece ekmeğe banacak suyu kaldı. Bu daha da suyunu çekmeye devam edecek. Bunu salçası yoğunlaştıracak. Lezzet sarımsağını döküyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz. Tuzu orantılı verin, dikkat edin. Acı seviyorsanız yarım tatlı kaşığı pul ver. Çok az bir de karabiber. Tekrar karıştırıyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Kısık ateşte sarımsakların lezzetini içine vermesini bekliyoruz. Ne kadar? 3 dakika. Tekrar şöyle gösterelim. Üç dakika geçti. Kapağı kapatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Yemeğimizi ortalama bir 5 dakika dinlendireceğiz. Hemen yemeğimizi bir gösterelim. Etin piştiğini, pişmediğini göstermeye gerek yok. Benim etle ilgili en ufak bir tereddütüm yok. Yemekle ilgili de en ufak bir tereddütüm yok. Ekmeği şöyle ortasına bastıracağız. Sadece bu lezzet yeter. Afiyet olsun.